Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçlarını değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metaneyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Uzun bir aranın ardından sonra ilk defa bir pazartesi günü TFF 1. Lig'de oynanan 9 tane karşılaşmanın sonucunu da değerlendirebilmiş olacağız. Yani. Hep pazartesi maç oluyordu bir maç fix oluyordu, ama bu hafta yok. İlk defa bu hafta olmadı çok uzun bir aranın ardından. Senle tüm maçların sonuçlarını değerlendireceğiz. Hafta biliyorsun İzmir'de açıldı ve Ali Tandoğan yönetiminde Altay Adana Demirspor karşısında çok değerli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Tecrübeli stoperi İbrahim Öztürk'ün golüyle. Aynen. Sen nasıl buldun iki takımın mücadelede? Adana Demirspor'daki istikrarsız performans devam ediyor. Altay ise geçen hafta Osmanlı ile biliyorsun berabere kalmıştı. Bu hafta da kazandılar ve yeniden hani hafiften bir çıkışa geçebileceğinin sinyalini verdi sanki Altay. Neler söyleyeceksin? Altay 1-0 kazandı. Tebrik ediyoruz. Ali Tandoğan ilk galibiyetini aldı. Evet. Ama rakibi de çok kötü. Adana Demirspor, zaten bunu Uğur Tüneker geldiğinden beri söylüyoruz. Bu takım Osmanlı Spor'u 3-2 yendi. Ondan sonra da Erzurum'u yendi 1-0 ama Osmanlı maçı ölçü olmasın demişti. Tabii. Erzurum maçında da çok şanslılardı. Yani çok kötü Erzurum oynadılar. Tek kale oynadı. Aynen ama öyle. Bir türlü o gol gelmedi. Çok şanssızdı Erzurum Spor. Adana Demirspor için ben şunu söylüyorum. Devre arasında ismi geçen isimler var. Umut Bulut, Wilfried Bony gibi. Adebayor. Erkan Zengin geldi ayrıca. Volkan Babacan. Eğer bu isimler gelecekse Uğur Tüneker'in zaten takım başında kalmaması lazım. Uğur Tüneker'e sen Cristiano Ronaldo'yu döversen bu takımda yedek bırakır. Katılıyorum sana. Yani Uğur Tüneker bir futbol katili. Bunu sezon başında söyledik. Bizim yani karakterine bir lafımız olmaz, insanlığına. Biz sadece futbol açısından tabii değerlendiriyoruz. Canım. Hani yetersiz bir hoca. Adana Demirspor bu kadar yatırım yapıyor. Özellikle Murat Sancak yıllardır yapıyor, yani 200 sezondur. Ama karşılığını alamıyor. Zaten şöyle bir şey var. Uğur Tüneker'in bu kadar takımın başında kalması da hataydı. İkinci mini maç arasında gitmesi gerekiyordu. Evet. Gitmedi. Yani Altay'ı ben tebrik ediyorum. Maçla ilgili de fazla konuşulacak bir şey yok. Altay'ın da kesinlikle takviye yapması lazım devre arasında. Yoksa onların dışı çok gitgelli bir maç oldu. İki takımın da net pozisyonları var ama hani iki takımda da çok beceriksizdi son vuruşlarda. Özellikle Adana Demir'de Samet Ali'nin çok net kaçırdığı pozisyonlar var. Evet. Altay'ın o kadar çok net pozisyonu yok bu maçta, öyle söyleyeyim. Fakat hani oyun anlamında baktığımızda Altay için hani oyun bence hikayeydi bu maçta iki takım içinde. Kesinlikle skor alınması gereken maçtı tamam bu maç. Altay için özellikle öyleydi. Çünkü hem iç sahada oynuyor hem de zaten şöyle bir şey var. Altay yani Adana Demirspor'dan daha iyi bir takım. Tabii. Ben de katılıyorum sana o açıdan. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bolu Spor kendi evinde Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Açıkçası bu da aynı Altay Adana Demirspor maçı gibi. Yani şöyle. Burada da Karagümrük kazandı ama rakibi çok kötü. Sen devam et zaten maçta. Ben tam onu diyecektim. Ya Bolu Spor tam senin dediğin gibi bitse de gitsek havasında takıldı burada 90 dakika boyunca sahada. Karagümrük ise çok önemli bir galibiyet aldı. Çünkü son 2 haftadır tam 5 puan kaybetmişti biliyorsun Giray Bulak yönetiminde. Giray Hoca ilk galibiyetini aldı takımın başında 3. maçında. Ayrıca Ramazan Civelek çok iyi oynadı bu karşılaşmada. Sabo'yu yine ben çok beğendim Karagümrük adına. Ya bu maç kesinlikle kazanılması gereken bir maçtı. Biz Bolu tarafındaydık ama gerçekten hani Karagümrük çok net bir galibiyet aldı. Bu arada Saranov sakatlanarak oyundan çıktı Karagümrük'ün evet. Kalecisi. Geçmiş olsun dileklerinde bulunalım. Evet. İnşallah bir ciddi, İnşallah ciddi bir şey yoktur. Karagümrük açıkçası oyun olarak çok rahattı bu maçta. Sen neler söyleyeceksin? Yani çok net bir galibiyet aldı bence. Ya Bolu Spor zaten ne söylerim. Osman Özköylü'yü çok beğeniyoruz kendisini. Onluk bir durum yok. Ya bu takımda oyuncu yok. Zaten yok. Bu kendisi de bunu geçen hafta söylemişti. Bu oyunda korkaklar var. Ya şey, bu takımda korkaklar var. Onlarla yol devam etmeyeceğiz dedi. Onlara bir mesaj verdi. Ya biz bunu sezon başından beri söyledik ayrıca. Bolu Spor'daki oyuncular 3. haftada da sanki ligin sonu gibi. Yani lig bitse de gitsek havasında. Yani Bolu Spor böyle bu oyuncular oynadığı sürece kesinlikle küme düşmenin en önemli adaylarından birisi olacak tabii gibi duruyor. Şimdi Osman Özköy'ü iyi bir teknik direktör. Ama devre arasında nasıl bir politika uygulayacak yönetim transferde? Orası biraz muamma. Bütçe olarak biraz sıkıntıda çünkü Bolu Spor. Ya Karagümrük kazandı, ben tebrik ediyorum ama bu maç kesinlikle ölçü olmaz ve ayrıca Giray Bulak bu takıma yeterli bir hoca değil. Onu da yine söylüyorum. Ayrıca Darli muhteşem oynadı. Evet. Ramazan Civelek de çok iyi oynadı. Ayrıca Sarınova tekrardan geçmiş olsun diliyorum. İnşallah ciddi bir durum İnşallah. Yoktur. Onun da bence MR'ı bugün veya yarın çekilir. Tabii. Sonucu belli olur.
Karagümrük'ü tekrardan tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maç haftanın en gergin, en sinir harbi şeklinde evet. geçen maç oldu. İstemediğimiz görüntüler var. Erzurumspor, Giresunspor maçı. Aykut Demir'le Delvaye güreşti desek yeri yani. Sahada Greco-Romen yaptılar resmen. Çok yanlış hareketlerdi. Aynen öyle. Ki Aykut Erzurum'un en önemli oyuncularından biri. Ne zaman Aykut'la Hasan ikilisinden biri bozuldu mu stoperde? Erzurum hep puan kaybediyor. Aykut'tan önümüzdeki hafta yararlanamayacak şimdi ligdeki maç. Tabii kupada hafta içi kupa maçı var ama hatta şöyle bir şey de var. Bir maç ceza vermezler bu hareketlere. Evet, onu diyecektim. Tam o kavgadan dolayı bence 3-4 maç ceza da gelebilir. En az 2 maç banko ikisinin de 3 de olabilir aynen. Erzurumspor Pote'nin ikinci yarıda attığı 2 golle kazanmayı başardı. Ayrıca Pote bir de bir penaltı kaçırdı. Topu resmen göğe vurdu öyle söyleyelim. O da aslında hat-trick yapacaktı. Evet ama çok kötü vurdu penaltıyı. Çok hani havada bayağı bir Erzurum'da soğuk bir havada oynandı. Ara sıra maçta kar böyle atıyordu havadan hani. Gayet nasıl desem zorlu bir mücadele oldu her açıdan. Erzurumspor çok değerli bir 3 puan aldı zirve yolunda, ilk 2 yolunda. Sen hakemin kararını nasıl yorumluyorsun? Kırmızı kart pozisyonunda mı? İki oyuncuya da ben doğru bir şekilde attığını düşünüyorum. Yok, fakat orada İbrahim Aktağ'a da kırmızı çıkabilirdi. Ne diyorsun? Bekir'i itti. Delvaye'ye bir hareketi var. Açıkçası hakemin de Erzurumspor'u 9 kişi bırakamadığını düşünüyorum o arada. Ben sezon başından beri biliyorsun Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkacağını düşünüyorum ve bunu söylüyorum sürekli. Delvaye'nin zaten kırmızı kartının çok doğru olduğunu düşünüyorum. Emrah'a da bir darbesi var orada. Zaten... Aykut'un da haklı olduğunu düşünüyorum. Delvaye'nin şöyle de bir hatası olduğunu düşünüyorum. İlk hareketi başlatan orada evet. Aykut. Aykut'un o yaptığı darbede sen kendini yara atsan profesyonel bir şekilde Erzurum 10 kişi kalacaktı. Açıkçası... Delvaye de orada kendi kendini tuzağa düşürdü. Ya dediğin gibi Aykut'un müdahalesinden sonra Delvaye yani kendini yere atmasına bile gerek yok. Sesini çıkartma, geri git, takımını şey yapma. Tabii. Yani zor durumda bırakma. Olay büyümez. Yani kırmızı kartta hakem haklıydı. Yani dediğin gibi iki oyuncu da zaten güreşti resmen. Çok kötü görüntüler vardı sahada. Ayrıca İbrahim Aktağ'a da bence kırmızı kart çıkabilirdi. O da müdahalesi oldu oyuncuya. Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Ben Erzurumspor'dan zaten geçen sen Giresun tarafındaydın ama maçta çıkan ilk 11'e baktığım zaman da ben biraz şey tarafına kaydım, Erzurumspor tarafına kaydım maç günü. Ya Limon ve bir türlü takıma girmiyor Giresunspor'da. Hakan Kutlu da çok yanlış yapıyor. Ayrıca Hakan Kutlu da tribüne gönderildi evet, biliyorsun. O da ceza alacak. O da ceza alacak büyük ihtimalle. En az o da 2-3 maç alır gibi duruyor. Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Pote'de 2 gol attı. Bir de penaltı kaçırdı. Penaltıyı da aslında hat-trick yapacaktı ve ekstra bir moral olurdu bence en azından. Tabii. Ben hat-trick yaptım. Daha moral olurdu. Çünkü Pote çok haftayı boş geçti gol anlamında. Ama devre arasında Erzurumspor'a kesinlikle bir tane forvet şart, onu söyleyelim. Bir de ben bir 10 numara tarzında bir orta saha bekliyorum. Obertan kulübede başladı ve oyuna girdikten sonra çok büyük etki sağladı bu maçta. Ayrıca maçın sonuna doğru Raşat Muhammed bir pozisyonda istediği pası alamadı ve soyunma odasına çok sinirli bir şekilde evet. gitti. Erzurum'un bence Raşat Muhammed'i kazanması lazım Erkan Sözer'inin. Raşat çok değerli bir şöyle oyuncu. Şöyle bir şey var, Raşat Muhammed hem iyi bir oyuncu hem de zaten kendisini göstermek istiyor. Tabii. Hırslı olduğu için. Son 10 dakikalarda oyuna giriyor sürekli. Son 10 dakika nasıl gösterecek evet. kendini? Biraz daha erken girmesi zaten lazım. Zaten hırslı olduğu için o pası alamadı. Yani alamadığı için sinirlendi. Normalde aynen. hiç takmayan bir oyuncu zaten o pozisyonda pas alamadığı için de sinirlenmez. Raşat Muhammed kendini göstermek istiyor, oynamak istiyor ama tabii süresinin artması lazım. Aynen öyle. Ben Erzurumspor'un kadrosunu zaten çok beğeniyorum ama dediğim gibi orta sahaya ve forvete takviye şart. Çünkü bu takım sadece 17 gol atabildi biliyorsun. Çok az gol attı Erzurum. Eskişehirspor ve İstanbulspor'dan biraz gol attı. Kesinlikle hücum hattını kuvvetlendirmesi lazım. Zaten devre arasında kuvvetlendirirse ki Erzurumspor'un kadrosu çok iyi. Erzurumspor zaten 2'nin dışına çıkmaz. Hatta şampiyon bile olarak ligi kesinlikle. Tamamlayabilir. Ben şampiyonu şöyle söyleyeyim sana. Hatayspor Bursa deplasmanında da kaybetmezse bence Hatayspor şampiyon olur. Ya o kadar ben daha, öyle düşünüyorum. Daha 6 puanlık fark var. Bu ligde her şey olur. Hiç yok mi? Ben öyle düşünüyorum. Hatayspor şu an hepsi tüm takımlardan avantajlı. Hatay şampiyon olamaz demiyorum. Yani taraftar ya ilk 2'ye kesin girer Hatayspor. Yok 2'ye zaten girer. Hani şampiyonluk anlamında diyorum ben. 6 puanlık fark olduğu için hani her an her şey olabilir. Ama Hatayspor kesinlikle ben sana şunu söyleyeyim. Yani ben iki tane takımı şu an net görüyorum. Hatayspor ve Erzurumspor bence Süper Lig'e çıkacaktır. Hem Erzurumspor'un kadrosu iyi. Hatayspor'da artık yıllardır Hatayspor'un kemikleşmiş. Kıracaktır. Zaten onu Hatay maçında konuşacağız. Hı-hı. Kemikleşmiş kadronun avantajını çok iyi kullanıyorlar. Hı-hı. Bir diğer mücadeleye geçelim. İstanbulspor çok üstün oynadığı karşılaşmada Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Eskişehirspor'un %100 verilmeyen bir penaltısı var. Jesse'nin ortasında Onur Ergün'ün iki eli de o kadar açık ki ceza alanında yerdeyken ve ellerine çarpıyor top. Hakem penaltısını yedi Eskişehir'in.
Bunu söyleyelim. Hani belirteyim ben. Çok net bir şekilde Eskişehir Spor'un haksızlığa uğradığını düşünüyorum. İstanbul Spor evet oyun anlamında daha iyiydi. Tamam ama o penaltı verilse ve oradan golü bulsa Eskişehir en azından bir puan almış olacak yüksek ihtimal. Ben Eskişehir Spor'un hakkının yenildiğini düşünüyorum. Evet, neler söyleyeceksin? Eskişehir'in hakkı yenildi. Dediğin gibi o pozisyonda penaltıydı. Yani penaltı verilseydi maç çok farklı olurdu ki biliyorsun zaten penaltı pozisyonunda golden önce oldu. Yani maç 0-0 iken oldu. Yok 1-0 iken oldu. Bir dakika evet. Kaçta olmuştu tam hatırlayamadım orayı da. 80 civarı olması 80'lerde. Lazım. 80'lerdeydi. Doğru bir de iki yerde bir pozisyon vardı. Aklım bir yerde oraya da gitti. Bir de ayrıca 46. dakikada biliyorsun Kıvanç sakatlanıp oyundan çıktı. Büyük ihtimalle sakatlık durumu oldu ben öyle düşünüyorum. Veya performansı da fazla iyiydi gerçi ama ondan mı oldu bilmiyoruz. Onunla ilgili yok Kıvanç oyuna girdi ikinci yarının başında. Pardon oyuna girdi Furkan çıktı. Kan değil yok, mi? Yok o sakatlıktan değildi. İlk yarıda çok kötü oynadı. Kötü oynadı zaten evet. Ya Eskişehir Spor'daki bazı genç oyuncuların performansı çok çok ya kötü. Ya şimdi şöyle bir şey var. Tamam bu takım kötü ama genç oyuncular da forma şansı buluyorlar. Ama bunlar da kendini gösteremiyorlar. Mehmet Özcan dışında kendini gösteren bir genç oyuncu yok Eskişehir'de. Bir de kaleci Ekrem evet, iyi oynuyor. Başka da yok yani. Şöyle bir şey var. Hani genç oyuncu oynasın, genç oyuncular oynasın deniyor da. Şimdi ona geliyorum. Ya bizim Türkiye'de şöyle bir şey var. Kardeşim oyuncular ve yönetimden işte bazı taraftarlar diyorlar ki ya yabancı sınırı işte 15-16 ya bunu düşürün 10'a 8'e 9'a bizim oyuncularımız oynasın diyorlar. Tamam bunu daha önceden yaptı federasyon. Tarık Çamdallar, Veysel Sarılar Galatasaray'a transfer oldu. Ya şimdi iki oyuncu neler yaptı soruyorum. Özellikle Tarık Çamdallı soruyorum. Neler yaptı mesela? Hiç oynamadan hiçbir şey yapmadı, yatıyor ve hala oynamıyor. Aynen öyle. Yani Türk oyuncular çalışmıyorlar. Yani belli bir yere gelince kendilerini bırakıyorlar. O yüzden fazla söylenecek bir şey yok. Ben İstanbul Spor'u ayrıca tebrik ediyorum. Ben de. Ama dediğim gibi de Eskişehir Spor hakkı yenildi. O penaltı pozisyonu penaltıydı. Onu da söyleyelim. Yani İstanbul Spor'u tebrik ediyoruz. Eskişehir'in de işler acısı bir durumu var şu an. Milinkovic takımdan ayrıldı. Devre arası daha giden oyuncular da olacak. Ya Eskişehir Spor'u ben çok seviyorum. Halkını, taraftarını ve kulübü çok seviyoruz ama yönetim bir türlü takıma destek olmuyor. Evet. Bu takıma destek olsa Eskişehir kesinlikle ligde kalır. Bak ben sana öyle söyleyeyim. Çünkü şu an takım 5 puanda. Kalan 2 haftada en kötü bir yani 3 puan alırsa yani bir galibiyet alırsa ve devre arasında takviyeler gelirse ikinci yarıda alacağı seri galibiyetlerle bu takım çok iyi işler yapabilir. Ama şu anki maddi durum hiç olumlu sinyaller vermiyor. Valla başkan da hiçbir açıklama yapmıyor yönetim. Ya bilmiyorum işler çok kötü gidiyor. Aynen öyle. Bir diğer mücadeleye geçelim. Cumartesi akşamının son maçında Menemen Spor Adana deplasmanında çok değerli bir 3 puan aldı. 3 golle 3-1'lik galibiyet. Hüseyin Çolak attı 2 golle maça damga vurdu. Çok iyi mücadele etti yine Menemen Spor ve hani nasıl desem Adana fırsat Spor... vermedi Adana Spor'a. Aynen öyle. Adana Spor çünkü şu an çok kötü durumda biliyorsun ve kesinlikle çok ekstra puanlara ihtiyacı var ama Menemen Spor playoff yarışında hata yapmadı. Adana Spor'da işler yine çok kötü devam ediyor ve geçen hafta biliyorsun sportif direktörlüğe Emrah Bayraktar getirildi. Ozan Kabağ'a yetersiz raporu veren, bundan bir şey olmaz diyen isim biliyorsun. Emrah Bayraktar'ı çok iyi tanıyoruz. Aynen öyle ikimiz de. Şu yönden tanıyoruz. Kendisi sürekli AVM'lerde geziyor. Sürekli görüyoruz aynen. Sürekli görüyorduk. AVM'lerde geziyor ve AVM'lerde gezerken nasıl Adana Spor'da görev bulabiliyor. Alabiliyor anlayamıyorum. Yani futbolda Ozan Kabak vardı Galatasaray'da. Yani futbol ederken şöyle yani altyapıdan bir oyuncu çıkarken. Şu an Schalke'de oynuyor aynen. Ozan Muhammed Kabak. Yani futbolda yeni bir oyuncu yetişecekken ona olumsuz rapor veren bir kişi kendisi. Aynen öyle. Yani gerçekten Galatasaray'da çok büyük nasıl diyeyim yanlışlar mı? Ya hani şöyle fazla yani Ozan Kabak'a olumsuz raporu veren birisinden nasıl sportif direktör yapılıyor onu anlamıyorum bir. İkincisi Adana Spor'un şu an sportif direktöre mi ihtiyacı var? Başkan Bayram Akgül devre arasında 5-6 tane adam gibi futbolcu almazsa bu takım seneye ikinci ligde oynar. Ya bu tamam. İki, üçüncüyü de söyleyeceğim. Bu takım her hafta kırmızı kart görüyor itirazdan, hakeme küfürden. Şimdi Roni gördü. Bu hafta da Roni gördü, hakeme itirazdan küfür etti orada. Direkt atıldı. Bile, aynen öyle. Adana Spor devre arası 6-7 tane, 5-6 falan da kurtarmaz. 8 bile olabilir bu. İyi futbolcu sen alamazsa... Sen takım kuracaksın ama gerçekten Adana Spor'un ihtiyacı var. Ya Adana Spor'da gerçekten tabii öyle futbolcular var ki ikincilikteki kırmızı ve beyaz gruptaki takımlara şampiyonluğu oynayan takımlar da oynayamazlar. Oynayamaz, çok kötü kadrosu. Öyle oyuncular var, yetersiz oyuncular. Çok yetersiz. Menemen Spor'da buradan tebrik etmek istiyorum. Evet. Ligin gerçekten en bütçe olarak... Hani mütevazı yani ekiplerinden biri. En başarılı takımı. Keçiören Gücü'nün de önünde şu an. Kesinlikle en başarılı zaten takım. Zaten Menemen biliyorsun yaklaşık 8 hafta oldu herhalde değil mi? 9 hafta mı? Bayağı oldu. 8-9 haftadır kaybetmiyor. 25 puanı var 4. sırada ve şampiyonluk şansı var şu an.
Zirveyle 8 puanlık fark var lider Hatayspor'la. İkinci sıradaki Erzurumspor'la da 2 puanlık bir fark var. Şu an var. Türkiye profesyonel liglerinde son 9-10 haftadır Sakaryaspor'la en formda takım Menemenspor. Aynen öyle. Hani ligler ayrıca, anlamında. Biliyorsun Menemenspor haftaya da Bursaspor'la oynayacak. Onu da zaten evet. değerlendireceğiz hafta değerlendirmemizde. Bir de onu yenerse hem yakın rakibini mağlup etmiş olacak hem de zirveye bir adım daha yaklaşmış olacak. Tabii. Menemenspor'u buradan tebrik ediyoruz. Biz de zaten Menemenspor'un yanında yer almıştık. Bizi yanıltmadılar. Bir diğer artık o zaman pazar günü oynanan maçların hemen sonuçlarını değerlendirmeye geçelim. Ümraniye Spor kendi evinde beklediğimiz gibi Osmanlı Spor'u mağlup etmeyi başardı. Açıkçası Ümraniye Spor'u oyun olarak çok beğenmedim bu maçta. Çok Osmanlı'nın da atakları vardı. Fakat ben biraz burada biraz da demeyeyim hakemin Osmanlı Spor'u katlettiğini düşünüyorum. Özellikle verilmeyen penaltıları var Osmanlı'nın. Ümraniye'nin penaltısını direkt verdi çat diye maçın hakemi ama Osmanlı Spor'un verilmeyen penaltıları var. Açıkçası Osmanlı Spor'un cami olarak güçsüz kalması da bunda etken diye düşünüyorum. Eski gücü yok bunu çok iyi biliyoruz evet, Osmanlı Spor adına. Ben Ümraniye maçında hakem tarafından doğrandıklarını düşünüyorum. Ümraniye Spor çok zor kazandı. Neler söyleyeceksin? Ya Osmanlı Spor'un kadrosu çok kötü zaten bunu söylüyoruz. Bu maçta da fazla bir varlık gösteremediler ama o dediğin gibi penaltı pozisyonunda pozisyon penaltıydı. Hakkı yenildi bu sezon. Bu hafta TFF 1. Lig'de çok hakem hataları oldu. Hakemler evet mahvettiler maçları. Maçlara çok etki ettiler. Osmanlı Spor'un hakkı yendi. Eskişehir'in hakkı yendi ki bu iki takım da küme düşme oynuyor şu an. Yani düşme hattındalar. Osmanlı Spor'un da biliyorsun eksi 3 puanı var. Yoksa normalde şu anda 14 puandaydı. Eksi 3 puanı yiyince 11 puana düştüler ve şu an küme düşme hattında 3 takım çekişiyor. Hatta 4 takım çekişiyor. Oraya Bolu Spor'la Adana Spor'u da dahil ediyoruz. Tabii. Belki Adana Demir Spor'u bile dahil ederiz. Onların da 14 puanı var yani sonuçta. Ümraniye Spor kazandı. Tebrik ediyoruz ama Ümraniye Spor da oyun olarak çok kötü oynadı. Zaten gol penaltıdan geldi. Eğer o penaltıda olmasaydı Ümraniye Spor'un gol atması çok zordu. Evet o oyunda çok zordu. Ayrıca Mehmet Sedef atıldı. 10 kişi kaldı. Kırmızı kart gördü. Onun dışında yine Valentin Lazar yedekti. Ben yine anlayamadım. Ya Gimbert döndü bu sefer. Lazar tekrar kulübeye geldi. Ya bu takımda en yetenekli 3 oyuncudan birisi. Emircan, Gimbert, Lazar. Aynen. Yani bu üçünün kesinlikle yan yana oynaması lazım. Ama oynamadı Lazar. Ben Ahmet Taşyüreğin oynattığı futbolu hiç beğenmiyorum. Evet ben de beğenmiyorum zaten. Ben bunu haftalar önce söyledim. Ümraniye Spor'u ben tebrik ediyorum. Çok kritik bir 3 puandı. Çünkü Ümraniye Spor'da bir düşüş baş göstermişti. Kazandılar. Ayrıca da zaten şöyle bir şey var. Haftaya da Adana Demirspor deplasmanına gidecekler. Çok zor. Cuma günü haftanın açılış maçı olacak. Evet ben Ümraniye Spor'u tebrik ediyorum. Bir diğer mücadeleye geçelim. Lider Hatayspor iyi performansına, daha doğrusu muhteşem performansına devam ettirmeyi sürdürdü bu mücadelede ve Keçiören Gücü deplasmanından çok değerli bir galibiyet. Son dakikada Jeremy Bokila'nın golüyle Bokila belki de... Benim oyuncum biliyorsun Bokila. Aynen sen söylüyordun oynaması gerektiğini. Bokila belki de devre arası kesin gönderilecekken takımdan şu an o bu attığı kritik golle takımda kalmayı garantiledi sezon sonuna kadar. Hamza Gür 38'de sakatlandı, oyundan çıktı ve Bokila onun yerine oyuna girdi. Biliyorsun Bokila sezon başından beri doğru düzgün şans bile bulamadı ya, takımda. Bulması gereken bir oyuncu. Hiç oynamıyordu. Olmuyor. Ama bu maçta fırsat eline geldi ve çok iyi değerlendirdi. Ayağına gelen fırsatı tepmedi. Son dakikada attığı golle. Maçta Hatayspor'un %100 verilmeyen bir penaltısı var. Evet, o da. Gökhan Karadeniz'in sol ayağıyla çektiği şutta top Keçiören Gücü kaptanı Süleyman Olgun'un eline geliyor. Elleri çok açık bir şekilde, bariz bir şekilde açık. Penaltıydı. Penaltısı verilmedi orada Hatayspor'un. Maçı zaten beraber izlerken direkt penaltı. Aynen öyle maç. Aramızda konuşurken senle. Hakem hiç şey yapmadı. Hatayspor çok iyi performansını sürdürdü, devam ettirdi. Açıkçası ben Hatayspor için şunu söylüyorum. 2 hafta sonra Bursa deplasmanı var. Bursa'ya gidecekler ilk yarının son maçı. Eğer Hatayspor orada yenilmezse bence Süper Lig'e %99 gelecek. Şundan dolayı diyorum bunu. Ligin ikinci yarısında Akhisarlı içeride oynuyor. Erzurum'da içeride oynuyor. Karagümrük'le deplasmanda sadece çünkü biliyorsun Ankara'da oynamışlardı. Sahası bakımda olduğu için Hatay'ın. Aynen 0-0 bitti. Karagümrük'e gidecek sadece Hatay. Hani Menemen de Hatay'a geliyor. Yukarıdaki tüm takımlar Hatay'a gelecekler. Hatay'ın ben nasıl desem sana o Bursa deplasmanı hayat memat meselesi. Hani yenilmezse Hatay Spor'un ben Süper Lig'e geleceğini düşünüyorum. Zaten geçen seneden bir tecrübeleri var. Var. Bu sene işi playoff'a bırakmamaları gerektiğini çok iyi biliyor Hatay Spor tarafı. Bu maçta da ben Hatay Spor'u beğendim. Keçiören Gücü de iyi oynadı. İki takımın da karşılıklı pozisyonları vardı. Maç zaten çok dengeli gitti. Aynen. Tam beraber bitecek derken Jeremy Bokila'nın golüyle maçı 1-0 kazandı. Ben zaten bunu her hafta söylüyorum. Barbosa ve Bokila'yı takıma dahil etmesi lazım. Aynen öyle. Bayram Toysal'ın. Çünkü Hatay Spor'un zaten
baktığın zaman 4-5 tane kadrosunda yetenekli oyuncu var. Ya bunları ikisini yani başa yazarsın. Barbosa ile Bokile. Tabi diğer oyuncuları ayırmıyorum burada da. Yabancı oyuncu olarak söylüyorum. Bokile ve kesinlikle Barbosa'nın oynaması lazım. Barbosa biliyorsun bir sakatlık geçirdiği için hani tam olarak randıman sağlayamadı. Ama devre arası kampında kendisini toparlayacaktır bence. Ayrıca ben devre arasında en kötü bir tane orta saha transferi 10 numara tarzında. Bir de yine forvet bekliyorum bir tane. Çünkü biliyorsun sakatlık durumu var. Sezon uzun. Çok önemli maçlar olacak. Biliyorsun bu ligde arka arkaya puan kaybettiğin zaman bir anda sıralama değişebiliyor. Tabii. Ben 10 numara değil de 8 numara bekliyorum. Rayan Abid'den beklediğini alamıyor Hatayspor. Evet abi çok tutuk. Gökhan Karadeniz 10 numara da bu ligin en iyi 10 numaralarından biri. Gökhan'ı yedeğe çekmez Hatayspor. İyi ama bir sakatlık durumu olduğu zaman. Barbosa da 10 numara oynar çok rahat. Orada problem olmaz. Oynayabiliyor ama şimdi şöyle bir şey var. Barbosa'yı değerlendirmediği için. Daha Alican da var kulübede. Hatayspor'un 10 numara en geniş yer mevkilerinden biri. Ben şöyle bekliyorum. 10 numara tarzında yerli oyuncu değil, yabancı oyuncu bekliyorum. Benim Hatayspor'a beklediğim transfer olursa ya değer devre arası bir 8 numara mantıklı gözüküyor. Ben forvet bekliyorum kesinlikle. Onun dışında ben kadroyu bozacağına inanmıyorum. Zaten bozmalarına da gerek yok. Çünkü 2 yıldır aynı kemikleşmiş kadroyla oynuyor. Hatta 3 yıldır Hatayspor lige yükseldiği o ikincilik kırmızı gruptaki kadrosundan beri hani devam eden. Açıkçası ben kadroyu bozacağına inanmıyorum. Zaten çok iyi oyuncular var. Selim gibi, Caner Hüseyinbağ gibi, Gökhan Karadeniz gibi. Savunması zaten çok iyi. Kalecisi bu ligin bence Seyiç'le beraber en iyi kalecisi. Ben Hatayspor'un bu kadroyu bozacağına inanmıyorum. Böyle devam edeceklerini düşünüyorum. Bir ya da ya bir takviye belki yapar devre arası Hatay. Anca bir sakatlık falan Allah korusun inşallah olmaz. Şimdi şöyle bir ekstrem şey bir durum olursa. Ekstrem bir durum olursa diye bir şey yok. Şimdi şöyle bir şey var. Transfer dönemi kapandıktan sonra atıyorum sana 18. haftada 19. haftada ya iki tane oyuncuyu Allah korusun sakatlık kurban verdiğin zaman başını taşlara vurursun. Ama Hatayspor maddi olarak çok çok iyi durumda olan bir takım değil şimdi yani. Şöyle bir şey var. Sen gidip zaten bonservisli bir oyuncu almayacaksın sonuçta. Devre arası transfer dönemindesin. O yüzden ya kiralayacaksın. Kiralama olabilir zaten aynen. Zaten öyle olacak. Yani ben direkt gidecek işte 2 milyon euro, 3 milyon euro bonservise para verip alacak demiyorum. Süper Lig'den kiralamalar yapabilir Hatayspor. Çok yapabilir. Bir sürü oyuncu var. Mehmet Akyüz var. Burak Çalık var. Ya böyle bir forvet oyuncusu kesinlikle şart. Ben Keçiören Gücü için şunu söyleyeceğim. Serkan Özbalta hamlelerde çok geç kaldı. Golü yedikten sonra 90'da 2 oyuncu aldı mesela oyuna. Zaten, maç bitti yani ben orada. Ben zaten bunu her hafta söylüyorum. Kardeşim bizim Türkiye'de teknik direktörler. Ya kardeşim maç 80 olmuş. 85 olmuş. 90 olmuş. Sen 3 tane oyuncu alıyorsun. Bunu sen geçen hafta da yaptın. Okan Buruk yaptı mesela biliyorsun. Aynen. Başakşehir maçında. Denizli maçında. 85'te 3 tane oyuncu aldı oyuna. Ya bu kadar büyük yanlışlar yapıyorlar. Ondan sonra 7 dakika 90'da 2 tane oyuncu alıyorlar. Ya sen 90'da 2 tane oyuncu alsan ne olur, almasan ne olur? O maç bitmiş yani. Doğru, katılıyorum sana. Sen hamleyi en kötü dakika 70'te yapacaksın. 70 bile geç. 60-65 arası yapacaksın. En kötü bir tane oyuncu belki bırakacaksın. Hani bir sakatlık durumuna göre. Keçiören Gücü bence ayağına sıktı. Takım çok keskin bir düşüşe geçti. Onu söyleyeyim. Serkan Özbalta bence takıma fazla bir... Bir de maçtan sonra olaylar oldu. Ya Keçiören Gücü... taraftarları Hatayspor'un otobüsüne saldırdı biliyorsun. O haberi sen bana atmıştın biliyorsun biz maçı aynen öyle. Birlikte izlemedik. Hani anda... şöyle söyleyeyim nasıl desem sana ya yıl oldu 2020'ye gireceğiz. Hani hala böyle garip garip olaylarla uğraşıyoruz. Ya ben bunu Türk futbolu hani niye ileri gitmiyor falan diyorlar ondan sonra. Öncelikle Hatayspor camiasına çok geçmiş olsun evet, dileklerinde geçmiş olsun, bulunalım. Dileyelim kesinlikle. Türk futbolu böyle ya ahmakça aptalca hareketler olduğu sürece hiçbir yere varmaz onu söyleyelim. Yani Premier Lig'de falan maç izliyoruz. Rakip taraftarın önünde işte. Rakip oyuncu 2 metre yanında. Bizde öyle bir şey olsa adamı boğazlarız yani. Adamlar ne seviyede biz hala otobüse taş. Rakip oyuncuya saldırı falan işte hocasına biz şeyine. Biz bunu zaten biliyorsunuz. Sezon başından beri izleyicilerimize söylüyoruz. Bizim Türkiye alt liglerinde özellikle maç sonunda işte hakemi arabasını taşlamalar. Tabii. Hakemi kovalama. Rakip takımın otobüsünü işte atıyorum tekmeleme, her taş şey atmalar, var. Rakip takım taraftarlarına şey yapma ayrıca bu kavga durumu. Ya Türkiye'de artık bazı şeylerin değişmesi lazım. Futbol bir düşmanlık beslenecek bir şey değil, bir spor değil. Bu futbol bir eğlence sonuçta. Futbol bir eğlence. Aktivite ya. Aktivite. Oturup maçını izle. Tabii. Stadan otur. Kaybettiğin zaman aklı başından, yani aklı başında bir şekilde stattan ayrıl. Rakip takımı tebrik et. Ya bizim takımlarda, taraftarlarda çok büyük bir şekilde fanatizm var. Biz bunu çektiğimiz videolarda da zaten görüyoruz. Atıyorum biz mesela bir takım ön plan çıkartıyoruz. Ön plan çıkarttığımız takımın rakibinin taraftarları bize yorum yazıyorlar. İşte siz bizim takımın düşmanısınız gibisinden. Kardeşim biz sadece düşüncemizi söylüyoruz. O hafta bir takım ön planda görüyoruz.
onu ön plana çıkartıyoruz. Öbür hafta başka bir takımı görüyoruz, onu çıkartıyoruz. Tabii. Fenerbahçe taraftarı olarak kendi takımımızı övmüyoruz. Sürekli kötülüyoruz, sürekli yanlışlarını söylüyoruz. Kötülüyoruz derken yanlışlarını söylüyoruz. Yani durduk yere haksız bir şekilde eleştiri yapmıyoruz. Bir takımda bir durum kötü giderse kötülüğünü söylüyoruz. Ama iyi giderse de iyi yönlerini söylüyoruz. Hatayspor'da mesela şu anda kötülenecek bir şey yok. Hatayspor'da şu an hiç kötülenecek bir şey yok. Hatayspor'da bir tane hata vardı. O da İlhan Palut'un gönderilmesiydi. Onu söyledik, belirttik her hafta. Ama şu anda Bayram Hoca gayet iyi bir şey. Bayram Toysal çok iyi götürüyor takımı. Evet. Yani hiç ona da olumsuz söylenecek bir şey yok. Kesinlikle artık yok. Hatay halkının tamamen hocaya destek vermesi lazım taraftarında, şehrinde. Hatayspor çünkü olumlu hava böyle devam ederse Süper Lig'e çıkacak ilk takım. Bu kesinlikle net gözüküyor. Son iki maçımız var değerlendireceğimiz. Haftanın iki tane sessiz maçı. İlk olarak Balıkesir Spor, Akhisar Spor maçı. Maçta gol sesi çıkmadı. Balıkesir Spor son 10 dakikada 10 kişi oynadı. Gulu maç kırmızı kart gördü 83'te. Akhisar'ın girdiği net pozisyon sayısı Balıkesir'den daha fazlaydı. Toplu oynama oranlarında da Akhisar 65-35 öndeydi. Fakat Ramazan Kurşunlu yine kötü bir futbol oynattı takıma. Doğa yine yedekti. Yine 3-5-2'de Batuhan oynadı solda. Hı hı. Açıkçası sen nasıl buluyorsun Ramazan Kurşunlu'nun tercihlerini? Ben Akhisar'ın galibiyeti kaçırdığını düşünüyorum ve bu puan kaybının da ilerleyen haftalarda aranacağını düşünüyorum. Çünkü Akhisar Altınordu'ya puan kaybetti. Mesela bu maçta puan kaybı çok ekstra puanlar kaybetti. Hı. Ve ikinciliği de Erzurumspor'a kaybettiler. Aynen, yenildi hatta ve ikinci sırayı da Erzurum'a kaptırdılar. Neler söyleyeceksin? Şimdi Ramazan Kurşunlu maça 3-5-2 sistemine çıktı ama takım tamamen defansif oynadı. Özellikle sosyal medyada Balıkesir Spor taraftarlarının büyük tepkisi vardı. Balıkesir Kulübü, Balıkesir Spor takımı defansif oynamaz diye. Son 6 haftadır gol atamayan bir Balıkesir var bu arada. Var zaten, Ramazan Kurşunlu bu takıma bir çare olmaz demiştik. Çok yanlış bir tercih oldu. Taraftar da büyük tepki gösterdi oynattığı oyundan dolayı. Ayrıca Doğan'ın da neden yedek kaldığını anlayamıyor taraftarlar. Evet. Biz de anlayamıyoruz. Onlar da sürekli tepki gösterdi onunla ilgili. Yani Balıkesir Spor'un zaten bizi keskin bir düşe gideceğini söylüyorduk. Akhisar tarafında da şöyle bir sıkıntı var. Zaten Akhisar yani sürekli pozisyon üreten bir takım değil. Çok sıkıntı yaşıyor. Mehmet Altıparmak'ın oynatmış olduğu oyun da çok sıkıntılı gidiyor. Kabız bir futbol oynuyor Akhisar. Kabız bir futbol oynatıyor. Akhisar'ın kesinlikle devre arasında yani orta saha ve forvete bir tane takviye yapması lazım. Yani iki tane takviye ihtiyacı var. Son olarak da Altınordu Bursa Spor maçını konuşalım. Hı hı. Açıkçası Yalçın Koşukavak hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor Bursa Spor cephesinde. Altınordu son 4 haftada 7. puanını aldı bu arada. Hı hı. Son 12 puanı, alabileceği 12 puandan 7'sini almış oldu böylece. Bursa Spor ise geçen hafta yine biliyorsun çok değerli bir 3 puanı bırakmıştı kendi evinde Giresun karşısında. Puan bile alamamışlardı. Bu hafta da Altınordu'ya kaybedilen 2 puan. Son 2 haftada tamına kaybedilen 5 puan var ortada. Hı. Selezniyov gene kulübedeydi biliyorsun. Sonradan oyuna girdi. 66'a girdi. Aynen. Ali Akman bu maçta son girdi. Anda girdi. Girdi. Oyuna girmese daha iyi yani. Hani öyle söyleyeyim. Altınordu'nun çok net kaçırdığı pozisyonlar var. Bursa Spor'un da gene yakaladığı pozisyonlar vardı ama değerlendiremedi. Sen neler söyleyeceksin? Yalçın Koşukavak resmen kendini kovdurmaya çalışıyor. Ya hani bu kadar da kör göze parmak sokulmaz. Ya bu kadar olmaz ya. Ben sana artık Selezniyov falan da sormaktan sıkıldım. Hı hı. Sormayacağım. Hani konuşmak da istemiyorum aslında bu maçı. Çünkü Bursa Spor taraftarlarının yerine koyuyorum şu an kendimi. Resmen ağam bizimle eğleneyim modunda Yalçın Koşukavak. Kesinlikle öyle. Kibar Feyzo filminden biliyorsun bir sahne vardı ya. Kesinlikle. O modda yani. Kesinlikle. Bu kadar olmaz. Selezniyov 16 haftadır, 15 haftadır. İlk 11 başlamıyor. Daha nasıl hazır olamaz bu adam ya? Neler söyleyeceksin? Şimdi ben bir şey demek bir şey istemiyorum. Selezniyov konusunda hani diyorlar ya alkolik, yani alkol durumu var. Tamam var, madem var. Zaten bize var olduğunu biliyoruz evet. Bunu Akhisar döneminden beri. Ta Karabük'ten hatta. Karabük'ten beri hatta bayağı var. 10 senelik mazisi var neredeyse. Tamam var madem böyle bir şey. O zaman bu oyuncu niye transfer ediyorsun? Sen bunu zaten alırken biliyorsun. Tabii. Ve ayrıca sen geçiriyorsun. Madem burada transfer yapıyorsan zaten başta sende hata var. Transfer etmende hata var. Yalçın Hoca'ya geleceğim ayrıca. Ben bunu her haftada söylüyorum. Yalçın Hoca kadroyu çok yanlış yapıyor. Ve ayrıca Bursa Spor'un kadrosu üst seviye bir kadro değil. Bunu her hafta söyledim. Ben burada Burak Kapacı'ya bir laf söylemiştim. Yani üst seviyede bir oyuncu değil. Bunun yanında üst seviye oyuncular olursa o zaman etkili olur. Ama bu oyuncuyu sen tek bıraktığın zaman yani Kuray Kanatsız Kuş'la, Burak Altıparmak'la, Aykut Akgün'le bu işler olacak işler değil. Peki sence devre arası Bursa Spor takviye yapabilecek mi? Vallahi bilmiyorum. Şu an yönetimin... Ya maddi sıkıntılar var. Şu an yönetime bağlı. Yönetim tahtayı açtı. Transferleri yaptı. Biliyorsun 2 Aralık'ta. Pardon 2 Aralık diyorum. 2 Ağustos. 2 Ağustos'ta.
Bakalım devre arasında neler yapacak. Şu an zirveyle puan farkı 9'a çıktı. Lider Hatayspor'la. Evet. Erzurumspor'la da puan farkı 3 oldu. Ayrıca bir de biliyorsun Bursaspor haftaya çok önemli bir maça çıkacak. Eğer o maçtan da galibiyetle ayrılamazsa, ya bir puanla bile ayrılırsa büyük sıkıntı. Yalçın Hoca'nın kesinlikle devre arasında gitmesi gerekiyor. Taraftarların bize ayrıca yorumu oldu. 500 bin lira. Yok, tazminat. Öyle değil. Şöyle bir şey var. Devre arasına kadar gönderilmez maddesi varmış. Evet. Ama onu diyorum işte. 500 bin lira. Tazminat alacakmış. Aynen. Rakamı zaten biliyoruz. Onu geçen hafta söylemiştik 500 olarak. Yani Yalçın Hoca'nın kesinlikle devre arasında göndermesi gerekiyor. Ben Yalçın Koşukova'nın kendini kovdurmaya çalıştığını düşünüyorum. Bunun başka bir açıklaması yok. Tamam, belki elinde süper ötesi bir kadro yok ama sürekli de yanlış 11'lerle çıkılmaz ki. Evet, çıkılmaz. Sanki Altın Ordu'nun kadrosu çok mu iyi? 3-4 oyuncu üstünde dönüyor Altın Ordu. Biz bunu sezon başından beri söylüyoruz. Serezova, Alakman ilk 11'de başlaması lazım. Aynen öyle. Hani söylemekten artık dilimizde tüy bitti. Tüm maçları değerlendirdik seninle beraber. Son olarak eklemek isteyeceğim bir şeyim var Bursa Spor maçıyla alakalı. Koyuyoruz kendimizi taraftarların yerine. Ya Bursa Spor taraftarı çok haklı. Yalçın Koşukova, ya Yalçın Hoca şu an kafa yapıyor. Kafa yapıyor. Selezov konusunda haklılar taraftarlar. Ayrıca Yalçın Hoca'nın yapmış olduğu tercihlerden dolayı haklılar. Her konuda haklılar. Bu taraftar bunu hak etmiyor. Hatta bir taraftar dün yorum yazmıştı Yalçın Hoca ile ilgili. Ben de yazdım ki Yalçın Hoca şu an hem Bursa Spor halkına, aynen, hem de Bursa Spor takımına ihanet ediyor. Kesinlikle öyle. Teşekkür ediyorum sana. Tüm maçların sonuçlarını seninle beraber değerlendirdik. Hı-hı. Artık programımızı kapatıyoruz. Bu hafta, yani çarşamba günü daha doğrusu 16. hafta değerlendirmesi olacak. İzleyeceğimizin karşısında olacağız. Herkese iyi seyirler diliyorum ben ve iyi haftalar diliyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçlarını değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dileriz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler.